ya yengem. Zeyn abimi aldatıyor. Onun Zübeyir'le bir ilişkisi var. Söylesene, nereye gidiyorsun Suraya? Kahvaltını bitirseydin. İnanılmazsın. Yer ve zamanı hiç umursamadan oyun oynuyorsun. Sen de çok güzelsin. Kendimi nasıl tutacağım? Kapa çeneni. Bu haksızlık. Herkesin önünde böyle şeyler... Baş başayken bir şeye izin vermiyorsun. Akşamları çıkıp gidiyorsun. Ben de dedim ki neden kendimi gündüz vakti ifade etmeyeyim? Ne diyorsun? Her neyse. Zübeyir sizin şu kızlar gecenizde ne yapıyordu? Eyvah. Bu durumda Zeyn kapımıza kadar gelmiş. Acaba her şeyi öğrendi mi? Zübeyir mi? Aslında o sadece hayattan bir şey almak için uğramıştı. Ama sen orada ne yapıyordun ki? Casusluk mu? Hayır, ben aslında su almak için gidiyordum ve birden Zübeyir'in kakasını duyunca durdum orada. Zübeyir'i unut ve beni dinle. Duygularını herkesin önünde dile getirdiğinde çok utanıyorum. Bunda utanacak ne var? Sonuçta herkes ailemizin üyesi. Hem zaten biz artık evliyiz. Evli olmamız senin her yerde istediğin, her şeyi yapabileceğin anlamına gelmez. Ben korkak değilim. Canım ne istiyorsa nerede olursa olsun yaparım. Öyle mi? Gerçekten mi? Her şeyi mi? Her şeyi. Bana meydan okuyabilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki. Söz mü? Söz. Peki. Sana bir işaret verdiğim zaman... ...nerede olursan ol... ...kimlerle... ...olursan ol... ...dans edeceksin. Ne? Korkak. Ben korkak değilim. Etrafımda kim olursa olsun onunla dans ederim. İstersen bunu bir dene. Öyle mi? O zaman işaretim bu. Ben bunu yapar yapmaz... ...sen de dans edeceksin. Kabul. Ancak benim de bir şartım var. Söyle. Sen ne zaman dans edersen beni öpeceksin. Mah. Zeyn! Aşkım.